Ramazan Özel. Ramazan Özel devam ediyor. Evet, Ramazan Özel devam ediyor sevgili dostlarımız. Az önce dedim ya, hani bugün biraz yoğun geçecek programımız. Hafız Mahmut Eroğlu'na bağlanacağız. Ramazan'ın ilk gününde sevgili arkadaşımıza bağlanacağım dedim bir de. Sevgili Arıcı Erman, evet, dün 23 Nisan'da bana güzel bir hediye getirmişti. Propolis Extralis bir şeyler yazıyor burada ama şimdi göreceğiz onun detaylarını. Sevgili Erman'ı arayarak. Alo. Alo. Merhaba. Arıcımız Erman. Erman. Ay. Merhaba. Erman'cığım yayındasın bu arada. Metin abi merhabalar. Merhabalar gülüm benim. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı dün kutladık. Bana tek hediye getiren sendin. Allah senden razı olsun. Ne demek abim, her zaman sen bize lazımsın. Bütün Trakya'ya lazımsın o yüzden. Bütün Türkiye'ye böyle... lazım olalım ya biz boşver. Sence bütün Trakya Türkiye yetmiyor bana yani. Ama doyumsuzum. Evet, evet. Türkiye'ye yetsen evet. Bu sefer diyeceğim ki dünya lazım. Şimdi Erman'cığım getirmiş olduğun bu üründe alakalı tamamıyla sıhhat var diye anladım artık. Ve seni dinleyenlerimizle buluşturmak istedim. Propolis evet. Extract diyor bu. Nedir abi? Seni dinliyorum. Propolis'ten bahsedelim. Daha sonra ekstrat halinden bahsedelim. Propolis arı ürünüdür. Arıların bitkilerin tomurcuk ve gövdelerinden topladığı reçinemsi maddeyi işlemesiyle ürettikleri bir ürün. Evet. Propolis kovandan alındıktan sonra çok bir disiltrasyon yöntemiyle propolis ekstrat haline geliyor. İnsanlara şifa kaynağı haline geliyor. Yani doğal bir antibiyotik özetle. Eskimez kitaplardan beri günümüze kadar gelmiş. Mısırlılar döneminden, Asurlar döneminden dahil olmak üzere günümüze kadar gelmiş. Bismillahirrahmanirrahim maşallah. Son yıllarda çok gündeme geldi ve bu son dönemde bağışıklık sistemiyle ilgili konular daha çok söylenir olduğundan beri arı ürünlerine de ilgi arttı, öyle söyleyelim. Evet. Propolis'te bağışıklık sistemi konusunda bize oldukça yüksek derecede bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Yani bu gündemde var olan, gözle göremediğimiz ama dünyanın oyan virüsün çözümü için diyeceğim ki hani birebir çözüm değildir ama hani bir zırh görevini görüyor mudur? Zırh görevini görüyordur. Şöyle abi bir örnek vermek gerekirse buna benzer bir daha önceki virüste yapılan araştırmada RNA virüsü diye geçiyor. İnfluenza evet. Virüsü. Onda kanıtlanmış etkili olmuş bir üründür propolis. Bu COVID-19'da RNA virüsüdür yine aynı şekilde. Tabii çalışmalar çok daha yeni. İlerleyen günlerde göreceğiz yani propolisin etkisini bu konu üzerine. Şu an araştırmalar devam ediyor. Peki şöyle bir şey mi evet. Diyelim biz? Yani biz bunu yani şu an Allah'a çok şükür sadece benim biraz gırtlak bölgede bir hafiften bir öksürümsü bir durum var. Sanki böyle bir dumanlanmış gibi bir hal diyeceğim ama onu nasıl izah edeyim bilmiyorum. Doktora bile onu izah edemedi bana öksürük şurubu iki tane de hap verdi yolladı. Evet. Allah razı olsun sen bana bunu bir sene önce yine bir şişe daha verdin. Biz o gün kullandık evet. O sıralar kullandık suya damlatıyorduk ama şimdi bu şişeyi ne yapacağım ben yine aynı gibi gözüküyor ama bunun sadece ambalajı evet. Biraz daha değişmiş. Daha modernize olmuşsun. Alkışlar yine abi, sana geliyor. Teşekkür ederim. Şöyle Uludağ Üniversitesi ile çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz bu konularla alakalı. Hey maşallah. Tabii ki biz de kendimizi güncelliyoruz. Her zaman da güncellemeye devam edeceğiz. Bu ürün tamamıyla dediğim gibi hani mesela sizin boğazınızda bir problem var. Gargara şeklinde evet. De alabilirsiniz. Koruyucu etki sağlayacaktır yine. Yani haricen ve dahilen de kullanılıyor. Aynı zamanda mantarya hastalıklar da olsun, cilt hastalıkları olsun. Yani kullanım alanı çok yaygın propolisin. Hey maşallah. O evet, şekilde evet. Söyleyeyim. Nelere iyi geliyor oradan bahsedelim mi biraz daha? Valla bence iyi olur. Ben şimdi oraya getireceğim. Şimdi şöyle hücre öldürücü yani kötü hücreleri öldürücü etkisi kanıtlanmış. Dudak, ağız ve boğazın mikrobik hastalıkları, yaraları ve mide ülseri üzerindeki etkileri deneysel ve klinik çalışmalarla kanıtlanmış propolisin. Aynı zamanda bağışıklık için mesela Ramazan'da bu arada hayırlı Ramazanlar hayırlı diliyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun evet. Evet. Herkese. Ramazan'da da Ramazan'da da bağışıklık sistemi için ve mesela diğer yine bir arı ürünü polen de aynı şekilde o da doğal vitamin ve proteindir. Evet. Destekleyerek kullanılabilir. Bu şekilde antimikrobiyal, anti inflamatuar ve antioksidan özellikleri vardır. Yani temizleyici özellikleri vardır.
hücrelerin yenilenmesine, kalp damar sistemine, göz sağlığı üzerine etkileri kanıtlanmış. Bu bana getirmiş olduğun şişeden bahsediyorsun sen değil mi? Tabii ki, tabii ki, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Propolis. Bu şekilde. Yani herkesin kullanması gerekiyor 7'den 70'e. Peki. Çocuklarda da bahsedelim isterseniz biraz nasıl kullanılıyor diye. Evet. Şimdi 2 ile 4 yaş arası çocuklarda kontrollü kullanılması gerekiyor. Yani daha minimal seviyede bir hafta kullanıp bir ay ara verme şeklinde 4 yaşından sonra düzenli olarak kullanılabiliyor. Ben her gün kullanıyorum zaten değil mi? İnşallah tabii, öyle olacak. Tabii. Yetişkinler için evet. Evet, öyle. İftarda sizin inşallah kahvemiz gerekiyor. Var, çayımız var. Evet. Sultanzade sıcak güzel kurabiye yollamış. Bir de bu propolis extract mıdır? Extract mı? Extract, sıvı damla, öyle de söyleyebilirsiniz. Nasıl evet, propolis, sıvı propolis diyelim biz buna. Evet. Anlaşılabilir dili bu olsun. Peki Erman, evet. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani propolis herkes yapıyor. Herkes bal yapıyor güya. Ama herkesin balı yeniyor mu? İşte maalesef ben öyle herkesin balını yemiyorum. Böyle bir durum. Şimdi bunun daha iyisi, daha işte hani kalite standartları durumu nedir? Senin güvenilir birisi olduğunu ben biliyorum. Ben tanıyorum. Benim arkadaşımsın. Evet. Teşekkür ederim düşüncelerin için abi. Bal konusunda şöyle söyleyeyim. Bal için güvenilir kaynak dersek şöyle söylememiz gerekiyor. Özür dilerim. Hayır. Ben balı değil. Ben şu an bu propolisin propolis. Kalite durumu hani balda hani her çeşidi vardır ya. Propoliste böyle bir durum var mı? Onu da. Propoliste öyle bir durum var mı? Evet. Propoliste de öyle bir durum var. Propolisin de üniversite çalışmalarından analizlerden geçmesi gerekiyor. Evet. Uzman ellerde üretilmesi gerekiyor. Çünkü çeşitli propolisin kaynağının içinde farklı maddeler de olabiliyor, farklı kaynaklardan gelebiliyor. Bu yüzden üniversite çalışması veya laboratuvar çalışması gerektiren bir konu. Gıda tarımı onay olması gerekiyor. Yani onaylı olması gerekiyor gıda tarımdan. Bu şekilde güvenilir. Bunların propolis, tamamına o zaman arıcı Erman sahip değil mi? Tabii. Ben de öyle her adamın yayını almıyorum. Öyle de bir durum var. İyi ki getirmişsin. Şimdi peki benim şu an kilom 80. 80 kiloya göre ben kaç damla bunu kullanacağım sevgili Erman? Abi 16 damla kullanacaksın. Ya, o zaman her 5 kiloya gidiyor. Standart değil mi? Geçen sene de öyle yapmıştım. Tabii her vücudunun 5 kilogramına bir damla şeklinde hesaplama yapılıyor. O da 16 damlaya tekamül ediyor. Yani 20 damlaya kadar çıkabilirsin, sağlıklı bir insansın. 20 damlaya kadar çıkabilirsin. 20 damla akşam ve sabah olarak da uygulanabilir. Tabii Ramazan'dan sonra. Evet, peki Ramazan boyunca biz ne yapalım? Normal. İftardan sonra normal bir su bardağı mı yoksa milim kaç milim olsun? Şöyle söyleyeyim, Ramazan boyunca akşamları iftardan sonra ama yatmadan önce yine mesela 11'e doğru. Evet. Vücut kendini toparlamaya alsın diye 11'e doğru hani yatmadan hemen önce onu 11'e doğru. Evet. Bir bardak suya 20 damla damlatarak kullanabilirsin. Peki bunu sahur için de yaparsak üzerine yaklaşık bir 3-4 saat sonra sahura kalkıyoruz. Olabilir, sahurda da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Yani şöyle bir eğer sahura kadar uyuyacaksanız uyumadan önce alırsanız vücut kendini yenilemeye aldığı için çok daha etkili olacaktır. Kastım oydu. O zaman tamam, daha güzel oldu. Evet. Daha güzel oldu. Peki şimdi bu ürünü sana nasıl ulaşacaklar? Bir de bulayın. Şimdi burası reklam kokan hareket diyeceğim ama sevgili dostlar şimdi bana bu kadar şişe ürün getirmiş adam. Tabii ki ben burada sevgili Erman'ı destekler bir mahiyette yayını alacağım. Size yemin ediyorum maksadımız bu değil ama bana çok yararlı olduğunu bilgileri herkes tarafından söylendi. Oo Metin abi propolis kullanıyorsun doğal antibiyotik. Ulan dedim çocuk boş söylememiş. Ben şimdi ilk bana verdiğinde ben o kadar hani seni o kadar demedim yani. Ama benim kullandığımı gören insanlar oo abi bakıyorum kendine bakıyorsun. Aferin bravo falan denince ulan dedim hakikaten dedim güzel hediyeymiş. Bunun ikincisi de dün gelince şimdi bu artık sana bağlanmak farz oldu. Ve bu kadar detayı aldıktan sonra bunu birkaç sefer daha bağlanarak insanları, sevgili dostlarımızı, dinleyenlerimizi bilgilendirme maksatlı sana bağlanacağız sevgili kardeşim. Tabii seve seve elimizden ne geliyorsa biz de sizinle birlikte insanları aydınlatmak için her zaman burada olacağız. Sana nasıl ulaşılacak? Şimdi burada kendi reklamını kendin yap arkadaşım. Bu kadar bizleri aydınlattın. Evet, bana nasıl ulaşılacak? Web sitemiz var arıcıerman.com. Evet. Yani Google'a dahil yazdığınız zaman ulaşabiliyorsunuz Arıcı Erman ismiyle. Google'a veya, Arıcı Erman yazıyorlar direkt otomatik olarak sana nasıl ulaşılacak her şey çıkıyor. Başka bütün bilgiler yer alıyor. Bir detay daha alabiliriz senden sıkıntı yok.
Tabii yani Instagram adresimde de aktif olarak işte canlı yayınlar olsun, hikayeler olsun, üretim yaptığımız yerin resimleri, videoları süper, hepsi yer alıyor. Süper, süper. Evet, Instagram adresimiz. Bugün bir canlı yayınımız vardı. Arıcı Erman 2 tane N sonunda. He. Arıcı Erman 2 N. 2 N'li, evet. Arıcı Erman, evet, yazıyoruz, çıkıyorum. Bitiyor bu kadarcık. Evet. Bu kadar. Evet. Peki abi. Erman'cığım çok çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Sağlıklı günler diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ramazanımız senin sayende daha güzel olacak. Özellikle de koronavirüsünün şu gölgesinde böyle pis bir hava var. Ve bu güzel havayı inşallah senin vermiş olduğun yan ürünlerle, doğal sağlık ürünleriyle güzel bir zinde geçireceğiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ulusumuzun bir an önce bu salgın sağlıkla, şifayla yükselerek çıkmasını bekliyorum. İnşallah. İnşallah güzel günlerde hepimiz dışarıda mutlu, bahtiyar şekilde olalım. İnşallah. Abi, çok teşekkür ediyorum. Kesenize bereket. Tüm ekibinize çok çok saygı ve selamlar yolluyoruz. Aralarınızın da ne kuvvet. Yani oradan çıkıyor. Başka nereden çıkacak yani? Peki öpüyorum seni. Doğru. Aşk ve sağlıcakla. Efendim, doğru. Ramazan özel tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sevgili Erman'ı uğurladık.